konuşmasını yapmak üzere akıl kompleks anatomisini anlatacak Ayşe Gül Esen Aydın'ı buraya davet ediyorum. Sağ A1'in anterior posterior'unda yer almakta.
sağ ve sol abiller arasındaki çap farkı da 0.5 mm'nin altında olduğunda anteropomikan artar yaklaşık olarak 1.2 mm iken 0.5 mm'den daha fazla olduğunda anteropomikan artar. Az önce söylediğimiz gibi daha büyüyor ve 2.5 mm civarında bulunabiliyor. Rekülen arter anteropomikan artar seviyesinde anterior serebri arterin lateral kenarına borçlanıyor. Roton Höbner'in %78 oranında A2'den, %14 oranında A1'den, %8 oranında da A1-A2 bileşke noktasından köken altında belirtmektedir. Höbner'in rekülen arteri internal kapsülün anterior bacağını, caudat nucleusun dışını, putemenin anteriorunu, globusun dış segmentini, olfaktör alanı, anterior hipotalamusu, frontobazal korteksi ve subkortikal akmakları besler. Höbner'in rekülen arteri birçok beyinde A1 ve A2'nin en büyük dalıdır. Yokluğuna çok nadir rastlanır. Rekülen arterin çapı genellikle A1'in çapının yarısından daha azdır. Fakat eğer A1 hipoplastik ise bazen A1 kadar büyük, hatta A1'den de büyük olduğu görülebilmektedir. Bazal perforan arterlerden bahsetmek gerekirse A1 ve anteropomikan arterden çok sayıda bazal perforan arter çıkar. Her bir A1 segmentinden Höbner arteri hariç ortalama olarak 8 bazal perforan arter çıkabilir. Bu 2 ila 15 arasında değişebilmektedir. A1'in lateral yarısından medial yarısına göre daha fazla perforan arter çıkmaktadır. Onun dışında rekülen arter optik sinirin ve kiyazmanın yüzeyine ve anterior hipotalamusa uzanmazken daha çok silvian fistüle doğru uzanma eğilimi göstermektedir. Yaklaşık olarak da hem A1 hem de rekülen arterin %40'ı A1 segmentinin medialinde yer alan anterior perforan substans içinde yer almaktadır. Komikan arter perforanları ise genellikle optik kiyazmanın üst yüzeyinde ve anterior hipotalamusta sonlanır. Komikan arter sıklıkla 1 veya 2 hatta 4 dalın köken aldığı bir yer olabilmektedir. Çoğu perforan arter komikan arterin üst veya posterior yüzeylerinden kaynaklanır. Yine rotonun illüstrasyonlarından göstermek istediğim bir anterior komikan arter bulunma olasılığı %60'dır. Genelde de bu basit şekilde tek bir anteropomikan arter bulunma şeklinde gözükür. İki tane bulunma olasılığı %30, üç tane bulunma olasılığı ise %10 olarak görülmektedir. Curvis ve Yaşargil bu morfolojiyi, anteropomikan arter morfolojisini basit ve karmaşık olarak nitelendirmiştir. Tek olanlara basit demişler. Y tipli karmaşık olanları da Y tip, H tip ve fenestile tip olarak değerlendirmiş, hatta X de diyorlar. Burada bir Y tip anteropomikan arter görüyoruz. Sağ A1'ini, sol A1'ini görüyoruz. Sağ A2'den rekülen arterin çıktığını, sol A1'den ise rekülen arterin çıktığını görüyoruz. Varyasyonları görmüşler. Az önce söylediğim gibi perforan arterler hem A1'den hem A2'den çok sayıda çıkmakta. Burada onu illüstre etmişler. Diğerlerinde ise H tipi bir anteropomikan arter görülüyor. Burada da optik kiyazmayı uzanan anteropomikan arterden çıkan perforan dalları illüstre etmişler. Aynı zamanda sol A1'in böyle dallı olabildiğini de göstermişler. Diğer fotoğrafta ise hem optik kiyazmayı hem de domina terminal uzanan perforanları ve fenestire bir anteropomikan arteri görüyoruz. A1 trank anomalilerinin ise A1 trank anomalileri sık görüldüğü bir yer aslında. Özellikle duplikasyonu en sık görüleni, apilazi, hipoplazi, fenestrasyon, duplikasyon gibi şeyler olabiliyor. Burada bir fenestrasyonunu görüyoruz. İki tane A1 segmenti var ve o A1 segmenti karşı taraftakilere göre daha ince, soldaki sağdakine göre daha ince ve sağ taraftaki A1 A2'leri domine etmekte. Bir diğer sık görülen anomali ise anteropomikandan köken alan 3. veya medyan anteroserebral arterlerin olabilmesi. Az önce de ilk başta söylediğim gibi A1'ler bazen uzanıp kıvrımlı anteriora doğru, tüberkülümselle ya da planumsifenoidalye doğru uzanabilirler. Bu da onun bir illüstrasyonları. Genel olarak hem anatomisinden hem varyasyonlarından kısa sürede bahsetmeye çalıştım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir daha şimdi teşekkürler. Çok informatif ve detaylı bir sunum oldu. İkinci konuşmacımız. Harun.
Buyurun. Aslında katkı değil. Şu an aslında katkı değil. Duyurur. Şimdi açılış konuşmasını taşıra verdiğim zaman şey gözüme akarttım işte. Journal of Neurosurgery 2022'nin Mayıs kapak sayısı. Limik izahında auditory radyasyonu lateral genikulat kodiden auditory kortekse kadar var. Diseksiyonlu Ayşegül'ün bu yazısı Journal of Neurosurgery'de de kapak oldu. O yüzden tebrik ediyorum. Yani bu tür çalışmalarına çok güzel başlığı da çok ilgi çekici. Tekrar tebrik ederim başarılarınızın devamını. Çok teşekkür ederim. Siz ve sizin de değerli hocalarınızın desteği için çok teşekkür ederim. Tebrikler Ayşegül Hanım. Bravo. Sevgili YouTube konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Size kliniğimizin 2000-2022 yılları arasında, ki benim de 10 yıldır üzerinde eğildim, supraorbital transilyal yaklaşımı, antrakomitan anteromizma serisine birkaç şey bilgi vereceğim. Meselemizle ilgili bu hastayı nasıl hastalara nasıl ameliyat ediyoruz, supraorbital yaklaşımda nasıl hastalara pozisyon veriyoruz, onları anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Detaylı bir sunum olduğu için artık şeyleri ben anlatmak istemiyorum. Antrakomitan hatal yerleşimleri nelerde, nasıl onlar zaten anlatıldı. Genel olarak, klasik olarak pitoneal yaklaşım çok sık kullanılıyor bildiğimiz üzere. Frontal yaklaşım yani mikroneal yaklaşımı tercih ediyor ama biz uzun süredir suborbital keyhole yaklaşımı yapıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bu yaklaşımı? Hastayı genellikle ki çok uzun süredir kafa tabanı tümörleri ve ön sirkülasyon anezmaların çoğunda artık bunu kullanıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Onu anlatacağım biraz sonra. Yeni çıkan bir kitap, basmasında olan bir kitap. Bildiğim kadarıyla kraniyel anlamda video atlası olan tek kitap şu anda Türkiye'de sanırım bildiğim kadarıyla. Şu anda baskıda, sanırım bu hafta artık basın bitmiş olacak. Bu bölgenin video atlas anlamında da bu bölgenin sanırım dünyadaki ikinci kitabı. Asistan arkadaşların eğitiminde önemli olacağını düşünüyorum. Birçok yazımız var son birkaç yılda bu bölgeyle ilgili ve bu yaklaşımla ilgili. Artık deneyimiz çok fazla. Bu hastalığı genellikle sırt üstü yatırıyoruz. Baş yaklaşık 15-20 santim kadar gövdenin üzerinde oluyor. Lateral çantiyon lateralinde kalacak şekilde pozisyon veriyoruz. Kitlenin ya da anevizmanın şekline göre baş 15-60 derece arası rotasyonlar şeklinde değişiyor. Bu hastalığı bir gün önceden kuru tutuyoruz. Kiloya birden... Ben oynatamıyorum daha sonra. Kiloya birden tredol yapıyoruz gece. Eğer anevizması varsa ve kanamışsa ya da çok büyük bir kitlesi varsa bu hastalara perop, lomber, fonksiyon yapıyoruz. Boşaltabildiğimiz kadar boşaltıyoruz bu hastaların. Kaşını tıraş etmiyoruz. Fırçalamamız yeterli bu hastalarda. Bunlar bizim illüstrasyonlarımız. Bu gördüğünüz yukarıdaki kesi monkey tail diye tarifleniyor. Yani maymun kuyruğu. Bu genellikle multiple anevizmalarda, üçlü dörtlü anevizmalarda ihtiyaç olan o silvian açıklığı sağlıyor. Yukarıdaki kesi onun göstergesi, alttaki de onun illüstrasyonu. Genellikle 2-3 santimlik bir kesi, onun içinde de yaklaşık 2 santimlik bir kraniotomi, yaklaşık 1,5 santim genişliğine sahip bir kraniotomi yeterli oluyor bu hastalarda. Parenkime hematom olması, fişeğe yüksek olması, hantesi yüksek olması bizim için bir kontraindikasyon değil. Gördüğünüz gibi kraniotomi boyutunda yaklaşık 1,5-2 santim, 2,5 santim boyutlarında bazen daha da küçük kraniotomiler yapıyoruz ihtiyaca göre. 2020-2022 yıllarında 58 vaka yapmışız suborbital yaklaşımla ve antrakomikan. Bunların çoğu kanamış anevizma. Yaklaşık 3'te 2'si kanamış anevizma. Birkaç örnek vereceğim şimdi. Bu kanamamış bir anevizma olması lazım. Evet, bu da oynatamıyorum çünkü ben Mansur'da siz her sürekli oynuyorsunuz orada, ben buradan görebilirim. Şimdi klasik antrakomikan anteromizmalarında olduğu gibi proximal kontrol şart ama silvian açmaya gerek yok. O yüzden karotis ve A1'i görmek yeterli, filtrasyonu bile görmeye gerek yok. Bu yaklaşımda gördüğünüz gibi kaş açılmış, kaşın içinden küçük bir kraniotomi, küçük bir duvar açılışı. Bu kanamamış olduğu için beyin rahat ama yine de biz lomber fonksiyonu yapıyoruz. İlk yapacağımız şey
optik ve kayıtsı arasındaki yerden boşaltmak. Bosun geldi, 1,5 derece hızlandırılmış, kat hızlandırılmış videolar. Çok fazla video gösterebilmek için böyle yaptık. Optik ve kayıtsı direkt inebiliyoruz bu yaklaşımda. Bos boşaltıyoruz, olabildiğince ayaklayıp bantları temizliyoruz. Bu şekilde hem beyin ekartasyonundan kaçınmış oluyoruz, hem de olabildiğince bos boşaltmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bifurkasyonu bile görmüyoruz. Bu yaklaşımlar bifurkasyonu görmeye gerek yok. Karatisi görüyoruz, A1'i görüyoruz ve lentikülesi tiyatraya hakim oluyoruz. Her iki optik, her iki karatis, her iki A1, her iki A2 ve her iki örgmere bu yaklaşımda çok rahatlıkla hakim olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ayaklayıp yaklaşık karşı optik de gözükmeye başladı. Daha sonra karşı A1 gözükecek. Her iki A1 bu ameliyatta daha ameliyatın 30. saniyesinde elimizin altında, kontrol altında alınmış oluyor. Gördüğünüz gibi kiyazma, arka tarafta da ameliyat amiliyiz. Ayaklayıp bantları açmak çok önemli çünkü gördüğünüz gibi beyin ekartasyonu yok. Aspiratör ve makas ve bipolar ameliyatımızı yapıyoruz. Ayaklayıp bantları açmak önemli. Karşı A1 anevizma gördüğünüz gibi ortada. Her iki A1 kontrolü elimizde, her iki A2 gördüğünüz gibi altımızda, kontrol altımızda. Bu pamukların hepsi papa verenini emdirmiş pamuklar. Bütün damarlara papa verenini dokunduğumuz zaman kendimizi daha güvenli hissediyoruz. Perforanları daha stali proksimal tutmaya önem gösteriyoruz, bu önemli. Anevizma klivajını sağlayabilmek için 6 numaralı sektör genellikle yeterli oluyor. Keskin diseksiyonlar önemli. Biraz hızlandırıldığı için sanki sert hareketler gibi geliyor ama aslında 1,5-2 kat hızlı. Yaptığımız her klip sonrası her iki A1'e, her iki A2'ye ve Höckner'le dikkat ediyoruz. Acaba gerçekten tuttu mu, karşı tarafı daralttı mı, daraltmadı mı diye. O yüzden ameliyat öncesi Doppler bizim için önemli. Doppler de sadece akımın gelmesi değil, akımın monofazik mi, trifazik mi, bifazik mi, nasıl bir akım oldu? Veya akımın hızı nasıl? Bunu kulağımıza aslında öncesinden bakıyoruz ve ameliyat sonrası tabii ki biz fluoresein, ICG gibi yardımcı aletler kullanıyoruz ama Doppler'le o akımın hızını da kulağımızda hatırlamakta fayda var. Gördüğünüz gibi her iki optik hiç ekartasyon yapılmadan, her iki abi hiç ekartasyon yapılmadan önümüzde. Klibi koymak yeterli değil. Klip gerçekten doğru yerinde mi? Karşı taraf A2'sinde, karşı taraf Höckner'de. Höckner'de bizim Höckner'de bir dayama var. Ona bakıyoruz. Ve yardımcı görüntüleme aletleriyle onun kapanıp kapanmadığını teyit ediyoruz. Her iki A2 kontrolünden gördüğünüz gibi bu yaklaşımda optik sinirler ve karatis ekartasyona gerek kalmadan önümüzde. Birkaç lokayı hızlıca göstereceğim. Bu tanımış büyükçe bir anevizma olan bir hastalığı sanırım. Ben yine mouse oynatamıyorum o zaman. Fisher yüksek, ventriküler kanaması olmadığı için bu hastalığı ventriküler drenajı almıyoruz. Ama eğer bu hastalarda ventriküler drenaj varsa bu sefer ponksiyon yapmıyoruz. Aynı kesiyle hastayı ventriküler drenaj alıyoruz. Yine küçük bir kesi. İlk yaptığımız şey önce optik sinir ve karatisi bulmak. Oradan sabılda boz boşalmasını beklemek. Keskin diseksiyonlar, disektörlerle oraları açmak. Önce karatisi ve optik siniri identifiye ediyoruz. Daha sonra da yine karatisi takip ediyoruz. Oradan sonra A1'i buluyoruz. Optik sinirin üzerindeki A1'i takip ederek anevizmaları buluyoruz. Bu yapılan ameliyatlarda hastaların kuru kalması önemli. Tansiyonun düşük olması önemli. Ameliyat öncesi hiç hastaya maye vermiyoruz. Ameliyat sırasında da hastaya çok az maye giriyor. Steroid yapıyorum. Çok fazla manyeton yaptığımı hatırlamıyorum hastalara. Bu büyükçe bir anevizma. Gerisinin içine hematomla beraber oturmuş. O yüzden bazen de rezeke etmek gerekiyor. Bu rezeksiyon sırasında erken yutuyoruz. Olma ihtimali yüksek. O yüzden böyle büyük anevizmalarda, şekli bozuk olan anevizmalarda A1'e geçici koyuyoruz. A1'e geçici koyduğumuz zaman 2,5 dakikayı geçmemesine özen göstermek lazım. Yani bizim işimiz bitmese bile diseksiyonla ilgili yine de o A1'deki klibi çıkartıp biraz bekleyip perfüzyona izin verip sonra tekrar devam etmek gerekiyor. Son zamanlarda ameliyatlarda, ameliyat öncesi DSA yaptığımız hastalarda shift'i bırakıyoruz. Böylece ameliyat içinde bu hastalara, ameliyat sonrası değil, ameliyatın tam içinde bu hastalara DSA yapıyoruz, skopi altında. Bizim gelişimsel radyologlarımız bu konuda bize yardımcı olmaya başladılar. Daha önce böyle çok fazla imkanımız yoktu. Anevizma, karşı A2, anevizmayı tamamen sarmış ve erken rapçı oluyor. Gördüğünüz gibi her iki A1'de klip olmasına rağmen karşı A2'yi dondan hafifçe seker ettiğinde hemen kanamaya başlıyor ve benim kontrolüm altında değil.
Biz genellikle kontrolümüz altında olmayan aneurizmayı istemeyiz. O yüzden bu hastalarda ben donu pançe ediyorum ve aspiratörü o pançe ettiğim yere koyuyorum ki don biraz küçülsün. En azından benim kontrolüm altında o kalp gelsin. Çünkü ben aspiratörü A2 ile dom arasına sokamıyorum. Ama pançe yaptığım doma aspiratörü koyup oranın domunu küçültebiliyorum. Her iki A2'yi gördüm ama yine de kontrolü değilim. Tam olarak her yerden kanamalar geliyor. Şimdi yine de etraftaki dokuyu diseke ediyorum. Her iki A1'i ve her iki A2'yi hala görmüyorum. Hala kontrolü bir cerrahi değil ama kanamayı azaltarak daha kontrolü klipler yerleştirmeye çalışıyorum. Acele etmiyoruz burada, burası çok önemli. Çünkü burada yapacağımız küçük manipülasyonlar Herpmann'ın yırtılması ya da ne bileyim frontopalar, ortofrontalların yüklü olmasına sebep oluyor. Klipleri tekrar çıkartıyorum. Tek klip bazen yeterli oluyor o kadar. Büyük ya da birkaç klip yeterli oluyor. Sonra her iki A1'i kontrol ediyoruz. Her iki Herpmann'i kontrol ediyoruz. Ve hastalara böyle biraz domu büyük olan, boynu büyük olan ve karmaşık yapısı, anatomik yapısı olan hastalara muhakkak intraoperatif, daha ameliyat içindeyken anjiyo yapıyoruz. Gördüğünüz gibi karşı A2 hala yapışık, bizim A2 de yapışık. Anevizma domuna, sert bir anevizma. Artık orada yeni bir klivaj yaratabildik, kanı kontrol ettik. A2'lerin arasından artık onu söndürebilecek duruma geldik. Lamine tamine ailesi genellikle anevizmaları kırdıktan sonra açıyoruz. Yani kronik dönem çalışmaları farklı. Hidrosefali engellediğini veya etkisi olmadığını söyleyen birçok bilim var ama erken dönemde lamine tamine ailesi fenestrasyonunun vazospazma etkisi olduğunu söyleyen birçok çalışma var. Asla bırakmıyoruz ama alt tarafı hala kapatamadık. O yüzden A2 fenestrinin içinde bırakacak şekilde bir feneste daha koymak zorunda kaldım. Çünkü anevizma hala artıyor. İntraoperatif anjiyoda teyit ediyoruz. Kırıklar orada. Onu lateral görüntüsünü de görüyoruz. Doğduğunu görüyoruz. Hastalar intakt çıktılar. Hastalarımızın genel durumları da iyi. Yine ilave edemiyorum Mansur. Oynatabilir misiniz? Posterior projekte olabiliyor, anterior projekte olabiliyor, fistülün içine girmiş olabiliyor, küçük olabilir, nipple şeklinde olabilir. Bunların hepsini dikkat etmek lazım. Yine hızlandırılmış bir görüntü. Sağ ve sol elimizi iyi kullanabilmemiz gerekiyor. Sol elle meyvenin kabuğunu koparmadan soymanız, sol elle ekmek kesmeniz ya da sol elle iş yapmanız bence bir bunun için bir antrenman olacaktır. LP yapmışız gördüğünüz gibi. Fonksiyon sonrası burası çökmüş. Çok fazla sıklığı olmayan bir hasta, kanaması olmayan bir hastaydı. İlk yapacağımız şey hemen beyni koruyoruz. Çok fazla pamuk kullanmıyoruz bu vakalarda. İlk yaptığımız şey diğer vakalarda olduğu gibi de önce hemen optiği bulmak, karotisi bulmak. Keskin diseksiyonlar. Genellikle makası böyle yerlerde çok kapatmıyoruz. O ağız açıklığı kesmek için yeterli oluyor. Ayak büyük bantları açmak çok önemli. Bu ekartasyonunuza izin veriyor ve böylece komünikana kadar hiç kaşık kullanmadan, ekartoyu kullanmadan ya da drenaj yapmadan çok rahatlıkla ulaşmanızı sağlıyor. Bu biraz sabır gerektiren bir iş. A1'i gördük, karşı optik, A1 önümüzde. Posterior projekte olan bir anevizma. Perforamlarını göreceksiniz şimdi. Fissüre doğru gömülmüş. Üzerindeki ayak büyük yapışıkları açmak lazım. Gördüğünüz gibi CV'yi açmıyoruz. Çünkü CV'yi bir işimiz yok. Anterokomiklanete anevizmalarında. Bu da posterior projekte olan bir anevizma. Anevizmanın domunu gördük ve ilerletiyoruz. Bundan sonrası zaten klasik. Bu bir başka hasta. Bu hangisiydi o zaman? DSI mi? O zaman üçlü. Bu üç defa DSI yapılan ama kanayan bir hasta. Üçlü olan da peki üç anevizması olan bir hasta mesela. Karotiste, aynı taraf MCA'da ve komünikanda anevizması var. Peki kaçtan ameliyat edebilir miyiz bu hastayı? Edebiliriz. O size gösterdiğim o biraz önceki monkey tail görüntüsüyle onu açabiliriz. Onu oynatma şansın var mı o zaman? Aynı taraf MCA, karotis,
ve Hıca'da anevizması olan bir hasta. Biz 4-5'li hastaları da yaptığımız oluyor karşıda ama onları belirtmeden geldik buraya. Oynamıyor galiba. Yine karşıda yaklaşıyoruz ama o monkey tail dediğimiz, o kaşı hafifçe uzatan bir kesi yapıyoruz. Böylece Silvia'ya daha hakim oluyoruz. Kanayan anevizması bunun mecaidir. O yüzden Silvia'nın en son açmak gerekiyor. Karotis ve anterokomiklerini kapattıktan sonra Silvia'da, yani yolumuzda olan anevizmayı daha sonra gitmek gerekiyor. Çünkü orada klibin olması işi bozuyor. Kaşı açmışız ama hafifçe o monkey tail dediğimiz o küçük kesi var. Gördüğünüz kesi buraya denk geliyor. Şimdi oraya bir silke edeceğiz. Hafifçe kayasını alacağız. Böylece Silvia'da hakim olacağız bu kesiyle. Orbital rotu turlamak çok önemli. Buradaki yaklaşık 2 milimlik, 3 milimlik turlama aşağıda 1-1,5 santime tekabül ediyor. Bir göğüs küçüklüğüne tekabül ediyor. O yüzden orbital rotu gördüğünüz gibi diamondlarda turlayabildiğimiz kadar turluyoruz, düzlüyoruz tamamen. Yani bu gördüğünüz çıkıntıların hepsi bizim aşağıdaki göğüsümüz için çok sıkıntılı bir hale geliyor. O yüzden gördüğünüz gibi orada biraz kerasını Silvia'nın üzerine alıyor. Şu anda hem kaş açıklığında hem tüm şeye hakimiz hem de şu anda o gördüğünüz küçük Silvia'nın açıklığı bizim için yeterli olacak. Biraz ilerlet o zaman. Açıya gel, dur açılışına gel. Yine ilk yaptığımız şey optik ve karotisi görmek. Optik ve karotisi gördükten sonra, anatomik oryantasyonu sağladıktan sonra gerisi daha kolay. Boz boşalmasına izin veriyoruz sistemlerden. Bolca yıkıyoruz oradaki kanları. En başta direkt seksiyona başlamıyoruz. Kanla yıkıyoruz ki daha kolay görebilirim, anlayabilirim diye. Önce karotisi, burada rüptür olmuş karotisi, rüptür olmamış karotisi klibi ediyoruz. Sonra lamine terminalsin üzerine oturmuş küçük ama üzeri biraz sonra göreceğiniz kalmak üzere olan bir anevizması var. Bakın bu Silvia açıklığı bu kadar kaşta. Ama bu Silvia açıklığı bize yeterli oluyor. Önceden bir boz boşaltacağız. Şey yapacağız, kapatacağım şimdi. Biraz ilerlet bunu. Anterokomikana gelebilirsin. İlerlet. Karotis, önce karotisteki anevizmayı klipliyoruz. Gördüğünüz karakter, belat erdolarındaki de anevizması. Komikana gel. Şöyle ilave et. Şimdi bazı problemleri ben aslında düne kadar anlamamıştım. Hani biraz da Melih abi de hazır buradayken dertleşmek için aslında dün yanında asistan arkadaşların sunduğu için son anda geldi buraya. Bir tane asistan arkadaşımız MCA dair bütün anevizmaların aslında koyulanabileceğini, hatta öyle olması gerektiğini savunuyormuş gibi hisse kapıldım son anda geldiğinde. Bence bu anevizmaların hepsinin tedavisi, cerrahisi, mikro cerrahisi benim kanımca. Yani biz bu işi radyologlardan alalım dediğimiz zaman, yani uygun hastalara, gelişimsel radyoloji tarafından yapılması gereken hastaları biz yapalım diye algılamıştım. Çıktığımız yolun bu olduğunu düşünüyordum ama gelmek üzere olduğumuz yolun biz hiç ameliyat yapmayalıma doğru evrildiğinin farkına varmaya başladı. Neyse biz hiç ameliyat yapmayalım, her şeyi gelişimsel radyoloji nasıl olsa yapıyor gibi. O arkadaşı son saniyede yakaladım, kaç tane ameliyat yaptınız diye sordular 3 yılda. 2 ya da 3 tane MCA'ya yaptık ya da yapmadık diye cevap verdi. Bunun sonucu olarak da büyük ihtimalle asistan arkadaş bunların cerrahi olduğunu anlamıyor. Görmüyor ve o yüzden bunların bir gelişimsel radyoloji vakası olduğunu düşünüyor. Tabii ki uygun vakalar onların olması lazım ama bence bunların hepsi mikro cerrahi vakalar ve çoğunun bizim bunları ameliyatla tedavi edebiliyor olması lazım. Ama bu yeni ilerlemesi, şu hücreye gelebilirsin. Ama bu yeni şeylerde, bu sosyal kaygının arttığı durumlarda bence insanlar artık bikoreler kesiler istemiyorlar. Bence insanlar artık pitoreler kesiler istemiyorlar. O yüzden gelişimsel radyolog, onlara biz kasıktan yapıyoruz, meraklanma, bu ameliyat kapalı bir ameliyat dediği sürece bizim onlarla yarışmamız mümkün olmuyor. O yüzden bizim bence kendimizi de buna uygun modifiye etmemiz gerekiyor. Yani bir koronar insüzyon yapmamız lazım. Ameliyatlarımızın 5 saat alt, yani ihtiyacı olanlar dışında 5-6 saat sürmemesi lazım. Bence hastaların, temporal kasların atrofiye gitmemesi gerekiyor. Bence şu andaki duruma uyum göstermemiz gerekiyor. Ben şey gibi hissetmeye başladım son zamanlarda, dün bunu iyice anladım. Daha önce genel cerrahların açık yaptığı ameliyatların hepsinin laparoskopiye kayması gibi. Biz her şeyi kafayı büyük açıyoruz ve büyük çift kesileri yapıyoruz.
Ama o esnada gelişimsel halde önceden bir arkadaş meraklı ama kasıktan yapacağız bir saatlik bir işlem dediği zaman bizim bununla yarışmamız mümkün olmuyor. O yüzden bence minimal invazif yaklaşımları öğrenmemiz lazım. Ameliyatlarımızın daha kısa süre olması lazım ve buna uygun hareketler yapmamız lazım. Bu cilden cilde 18 dakika süren bir ameliyat. Benim yaptığım bu anterokomikan arterizmanın ortalama süresi 40 dakika. Bu 18 dakika hıca anevizması kanamış ve cilden cilde 18 dakika. Ve bu hastalığı 2 gün sonra, 3 gün sonra evlerine gönderebiliyorum. Bu övülecek bir şey değil ama kendi modifikasyonumuzu da buna göre ayarlamakta bence fayda var. Mesela Berat abi siz ne kadar süre yapıyorsunuz? Mesela bir anterokomikan anevizmasını ilk pançerinizden sonra ne kadar sürede komplike değilse, ne kadar sürede koyuluyorsunuz? Komplike değilse onu koyulamaya süreniz yaklaşık 1-2 saat. Tamam bilir. Bence bizim bunlarla yaşamamızın tek şeyi bu. 18 dakika. Cidden cidden. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca sempozyumun hedefiyle ilgili de mesajları özetledi. Bizim de vermek istediğimiz mesaj tam olarak buydu. Çok teşekkürler. Atom anevizmalarını kolay geçemeyiz. O nedenle tartışalım diyorum. Endovaskülerini hocam, tartışacağız hocam, ya da terleteceğiz. Hocam. Sen de merak etme. Söz almak isteyen. Şöyle. Buyurun. Sağlık bölümüne şeffaf mesajlar vermemiz lazım. Şimdi, girişimsel arkadaşlar biz kasıptan giriyoruz. Yapıyoruz, hiçbir şey olmuyor dedikleri zaman şu soruyu sormalar lazım. Yani o süre yapılan hastalardaki en büyük problemlerden biri uzun süre antikarbonat kullanmaları. Hatta çoğunlukla ömür boyu antikarbonat kullanmaları. Ve ne zaman bomba patlıyor? Ne zaman hasta diş hekimine gidiyor ise işte o zaman bomba patlıyor. Asit diş hekimi için bir sürü tedavi kurtulan geçirmesi gerekiyor, yumruğu ilaç kullanılması gerekiyor. Bizim hastalara bu mesajı vermemiz lazım. Biz sonuçta hibrit cerrahi yapan bir kliniğiz, hastalara bu mesajı net olarak veriyoruz. Dolayısıyla biz daha küçük yapıyoruz ya da ne bileyim daha kısa sürede yapıyoruz. Bunlar hastalara vereceğimiz doğru mesajlar değil. Yani yok, mesaj. Ben mesaj aldığımı da dememiştim. Yani bizim deyince cerrahları olarak bir şeyi kaybettiğimiz ben hastalığına kadar çok anlamamıştım. Çünkü klinik olarak biz çok fazla anevizmeliyiz. Ben bunun böyle olduğunu zannediyorum. Ama 3 yılda 3 MC anevizması yapmamış bir kliniğin 100 tane MC koyulmuş olması bizim bir şeyleri elimizden kaybettiğimizi gösteriyor. Ve evrimsel olarak, biz istesek de istemesek de evrimsel olarak minimal invazive kaymak zorunda her cerrahi bölümü. Sadece beyin cerrahisi için değil bu. Her beyin cerrahisi. Sosyal kaygıma, kaygı maalesef şu an toplum değil, dünyanın her tarafında çok ciddi. Yani beyin tümörü olan bir kişi çok kolaylıkla hemoplast ameliyatı olabiliyor ama beyin tümörü ameliyatı olmuyor sosyal kaygısından. Bununla ilgili benim 3 tane çalışmam var. Bununla ilgili. Sıkıntı şu, bizim bu modifikasyonları hızlıca gerçekleştirmemiz lazım. İşte buna tabi biliyor, o da mesela lateral ameliyatı. Bu hastalar için şöyle, mesela bak ben size açıkçası şunu söyleyeyim. Ben bizim kliniğe gelen hiçbir hastayı gelişimsel radyolojiye yönlendirmiyorum. Hiç kimse. Çünkü şöyle söylüyorum. Kontrast alacaksınız. Agregan alacaksınız. Bu ameliyat ismindeki, abi yanlış biliyorsan düzelt. Bu işin gelişimsel radyoloji tarafından yapılmasıyla bizim tarafımız yapılması arasındaki komplikasyon, morbidite, morbidite arasında çok fark yok. Yoktur. Hastaya diyorum ki sen bu ameliyatı olarak kontrast alacaksın. Agregan alacaksın. Gerekli olan hastaları zaten gönderiyorum. Ama cerrahi indikasyon olan hiçbir hastaya gelişimsel radyolojiye yollamıyorum. Ben yollamıyorum. Ve diyorum ki bunun için agregan alacaksın, kontrast alacaksın ve mortalite ve morbidite riskin aynı benim yapacağım işlemle. Ama bir tarafta dekanalizasyon olma, başka sıkıntılar olma, dolması, hatta ameliyat içinde bir sıkıntı geliştiğinde o ameliyat bir önceki uygulamaya göre çok daha zor hale geliyor. İçinde ten olan bir anevizmayı ben ameliyat etmeye çalıştım ama canım çıktı. Çünkü daha komplike hale geliyor.